Sayın Özışık, bir gazeteci olarak siz hangi bilgileri aldınız? Nasıl bir düzenleme gelecek? Bu düzenlemenin sonuçları ne olacak? Sosyal medyada küfürbaz kesimin hakaretlerine maruz kalmayan herhalde bu stüdyoda kimse yoktur. Maalesef. Yani şöyle, ben az önce baktım, Habertürk canlı yayında izlemişim. Herhalde çok büyük günah işlemişim. Dünyanın küfrü edilmiş bazı hesaplar tarafından. Maalesef buranın gerçekten temizlenmesi lazım. Yani artık aile değerleri kalmadı, inançlar kalmadı. Kim kimi hedef alıyorsa tam böyle teröristçe saldırılar yapılıyor. Önce şunu söyleyeyim. Bir anda bakıyorsunuz birileri tarafından işte hedef oluyorsunuz, TT oluyorsunuz mesela. Aynen. Çok yaşamış biri olarak. Yani bir kişi bunu belli ki organize gruplar tarafından. Bunu son evet. Siz yaşadınız ben herhalde. Çok, yaşadım, çok yaşıyorsunuz. Şimdi bir algı yürütülüyor bu dönemde. Üzülerek söylüyorum. CHP de buna aracılık ediyor. İnternet yasaklanacakmış, Twitter yasaklanacakmış gibi bir şey. Geçmişten beri 2011 yılını hatırlarım ben. Geçmişten beri insanlarımız bunlarla kandırılıyor. 2011 yılında da internet yasaklanıyor diye. Ama sonra vazgeçti. Şu Taksim'de kıyamet kopuyordu. Pankartlar taşınıyordu. İnternetime dokunma. Onun dışında kürtaj yasaklanıyor diye bu ülkede bir söylenti çıktı. Kıyamet koptu. Sezeryen yasaklandı dedi. Şimdi az kıyamet zamanımız koptu kaldı falan. Ya. Dolayısıyla siz nasıl şimdi bir çalışma yürütülüyor? Geldiğimiz nokta, şu. Hı hı. Sosyal medyadaki bu sosyal medya teröristlerini ya da sosyal medya farelerinin önüne geçmek için AK Parti'nin hazırladığı bir düzenleme var. Tek kelimeyle söylemek gerekirse, belki diğer konukların da söyleyeceği cümleler var. Didem Aslan Yılmaz, Süleyman Özışık, Mücahit Birinci interneti, sosyal medyayı nasıl kullanıyorsa bundan sonra herkes öyle kullanacak. Bu şu anlama geliyor: onaylı hesaplar olacak. Herkesin kimliği belli olacak. Yani adam... MHP'den bir ismin aslında şöyle bir önerisi vardı, TC kimlik numarasıyla girmek. TC kimlik numarasıyla olmasa bile belki Twitter'a bir müracaatla hesapların onaylanması söz konusu olacak. Twitter şu anda bunu paralı yapıyor ama bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Belki bu konuda bir anlaşma yapılabilir. Bundan sonra sosyal medyada, sosyal medya mecranda hiç kimse, hakkında troll de diyemeyecek, robot da diyemeyecek, kimse kimseye de küfür edemeyecek, hakaret edemeyecek. Ya da üzülerek söylemeliyim ki siyaset adı altında terör propagandası yapamayacak. Bunu yapanlar var. Yani süre olmadığı için çok detaylarına evet, girmiyorum. Belki maalesef. Bir sonraki sefere konuşuruz. Bu belki mavi tıklı olabilir, belki başka bir şekilde olabilir ama bundan sonra... Adam adını Zübizeret'le koyup benim anama küfredemeyecek. Türkçesi bu. Yani devlet diyecek ki neredesin? Şuradasın. Şu isimle giriyorsan, adam gibi kullanıyorsan kullan kardeşim diyecek. Bunun Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, hatta özellikle Almanya'da çok ciddi çalışmaları var. Onlar bu aşamaya yavaş yavaş geçiyor. Türkiye'nin de ivedilikle bu aşamaya geçmesi lazım. Fransa, Almanya örnekleri karşılaştırması yapıyor ama onlara çok giremiyoruz. Fakat Fransa'daki düzenleme Anayasa Mahkemesi'nden dönmüş. Almanya'daki çok daha... Almanya'daki düzenlemede devam ediyor yani onunla ilgili ama tam olarak hayata geçmemiş. Geçmek üzere, onaylanması büyük ihtimal, yani bu dünyada da büyük bir sorun haline geliyor Fransa'da ya da Amerika'da. Şimdi, ama şu var izninizle, İfade Özgürlüğü Derneği'nin yayınladığı bir rapor var 2019 raporunda. 2019 sonu itibariyle Türkiye'de 408.499 web sitesinin erişimi engellenmiş. Dolayısıyla yani bir yasaklama mı geliyor ifade özgürlüğü çerçevesinde? Bugüne kadar yasaklama denilenleri isterseniz başlık başlık sayayım. Hiçbiri de yasaklanmadı. Tabii farklı. Hiçbiri yasaklanmadı. Evet, internetle şey yani farklı, internet biliyorum. Sitelerinin çoğusunda da affınıza sığınarak söylüyorum, bazılarında ya porno var ya terör örgütü destekçiliği var. Dolayısıyla bunların kapatılması doğru. İlk başta ama ilk başta, sosyal medya başka bir mecra. Yani bunu son olarak Sayın Berat Albayrak'ın eşinde yaşadık, Canan maalesef Hanım'da yaşadık, Başak Demirtaş'ta yaşadık. Neyse ki bu ülkenin bazı gazeteci arkadaşlarla gazetecilerde ilgili yaşadık, bunu Veys Ateş'te yaşadık, Mehmet Akif'te, sizde kadın yaşadık. Kadın gazetecilere neler söylediler. Özellikle yani bu küfür ve hakaretlerin bir son bulması için, bu mecrayı temiz kullanabilmesi için bence kafadan internetime dokunma diye bir yalan propaganda yapmaktansa nasıl kullanabiliriz diye ortak bir kanaat ortaya koymamız lazım. Şunu merak ediyorum. Şimdi Netflix'le ilgili de benim de bazı bazı noktalarda eleştirilerim olabilir ama şimdi Netflix'te de paranı verip alıyorsun.
Orayla ilgili bir yasak. Ya devlete ne yani? Orayla ilgili bir yasaklama söz konusu değil. Orayla ilgili çok Netflix güzel bir Netflix nereden içeriye girdi onu da ben de anlayamadım. Cumhurbaşkanı yani. Bence sehven söyledi. Öyle mi? Yani Netflix konusunda ele alınmaz o. Ya orada Cumhurbaşkanı, da bazen sorunlu şeyler olabiliyor. Ama ayrı bir konu. Hayır ama para verip alıyorsun. Didem Hanım, Cumhurbaşkanı inanın bu konularda yasağa karşı değil. WhatsApp'ta değil. Onlar insanlar arası yazışma yani. Twitter'da da 16 milyon takipçisi var. Onları yasaklamaz yani, emin olun. Netflix'le ilgili hepimizin şikayetleri var ama... Siz Netflix'te izliyor musunuz? İzliyorum. Ben izliyorum. Meral Hanım'ın Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilerin yaptığı çok sempatik açıklamalar vardı. Ama ben burada bir şey söyleyeyim. Ben Meral Hanım'ın söylediği diziyi izlediğini de sanmıyorum. Meral Hanım eğer o diziyi izleseydi tek kelimesini edemezdi. Yani... Bence başka bir diziden bahsetsin. Şimdi ben o ayrı bir şey söylemek bitti istiyorum. Ama çok kısa söyleyin. Bu, evet. Hayır, şöyle, bu kanunla ilgili çok çalışmış bir insanım ben. 2012-2013'te çok çalıştık zaten. Dinleme komisyonu esnasında çalıştık konuyla ilgili. Bir sürü de arkadaş vardı. O dönemde vardı. Yasak diye bir şey var mıydı? Yasaklayacağız anlayışı var mıydı? Şimdi şöyle. Yok, zaten internet ilk geldiğinde abi anarşist sistem kabul edildi. Sonra bu cinsel istismarla, uyuşturucuyla yavaş yavaş. Şimdi ifade hürriyeti tartışması dünyada şimdi, herkes yapıyor. Şimdi burada temelde... Bu alana ne yapılabilir? İnternet... Bitti mi? Tabii, biz bu konuyu daha sonra konuşacağız başka mecralarda. Bu arada meselesi çok yoğunlaştığımız için. İnternetin yasaklanma meselesinde bir jandarma ortaya koymak mümkün değil. Bu bir. Tamam. İkincisi uluslararası bunu kanunla, nizamla halledemeyecek bir konu bu. Onu söyleyeyim ama sivil toplum örgütleri, evet. Dünyada Birleşmiş Milletler'in ICAN gibi, ISOK gibi örgütler var. Bizim en büyük sorunumuz şuydu. Özellikle niye bu Türkiye'de bunlar açmıyorlar yerlerini meselesinin temeli şu. Onu herkes iyi bilsin. Burada yatırım yapacakları dönemlerde 2012-2013-2014'te bir yasal düzenleme yapıldı. O gün ben de hiç unutmuyorum. O gün hükümetteki arkadaşlarla da beraber bu konuyu benimle de görüştüler. Konuyu bilen uluslararası şirketlerden insanları da getirdik hepsini. Problem şu. Sen dedin ki o gün 4 saatte acil bütün bunları kaldır dedin. Kaldırmazsan 500 bin liraya kadar para cezası kabul dediler. Ama dediler ki 3 aydan 6 yıla kadar hapis cezası. Sizin, işte burada bir dakika dedi yani. Bizden sonra da çok değerli bir program var. Dolayısıyla siz bu konuda çok kafa yormuş bir isimsiniz. Sizler de öyle. Önümüzdeki hafta daha detaylı konuşacağız. Peki, düzenleme meclisi konuşulacak. Bu arada Murat İde mesaj göndermiş. Sayın Akşener'in basın danışmanı. Meral Hanım 2. sezon 6. bölümdeymiş efendim, izliyormuş.